Paris'te terör olaylarının yaşandığı gün saldırganların birinin maçın başlamasına 15 dakika kala stada girmeye çalıştığı, ancak son anda fark edilip durdurulunca kendisini kapının önünde patlattığı ortaya çıktı. O sırada statta seyirciler arasında bulunan Mehmet Aslan, eğer Holland maça gelmemiş olsaydı güvenlik önlemleri bu kadar sıkı olmazdı ve canlı bomba stada gelebilirdi. Allah korusun bugün ben de ölmüş olabilirdim şeklinde bir açıklama yaptı. Kardeşim şimdi canlı bombaların girebileceği yerlerin haddi hesabı yok. Düğün salonlarına girebilir, gazinolara girebilir, konser salonlarına girebilir, okullara girebilir. Efendim girer oğlu girer. Fransa'da zibil gibi gazinolar var, büyük. Efendim marketler var. Her yer, her şey tehdit altında olmuş oluyor ama yani stat tehlike altındadır. Belki en az tehlike orada olur, statta olur. Çünkü geniş alan olduğu için bombanın etkisi de dar olacaktır. Ama dar bir yerde basınç da meydana getiriyor. Çok tehlikeli olabilir. Cam çerçeve aşağı dökülüyor bilmem ne falan. Onun için böyle şiddet üslubunu hiçbir şekilde kullanmamaları konusunda dünya liderleri anlaşsınlar. Yani bir toplantı yapsınlar. Şiddete karşı ne yapılabilir diye. En güzel çözüm sevgi, barış, kardeşliktir. Israrla bunu savunmaktır. Yani acımasız olacağız. Kardeşim sen adam delirtirsin acımasız. Zaten acımasız olmuşsun daha önce. Cezayir'de olmuşsun, orada olmuşsun, burada olmuşsun. Her yerde acımasız olmuşsun. Hep dehşet saçmışsın. Havadan Müslümanları bombalamışsın. Efendim. Diyorsun ki sanki yaptıkların yarım kalmış gibi devam edeceğiz. Bu ne demek ya? Sen geçmişi temizleyen bir üslup içinde ol. Değil mi? Damla kan okutmasını istemiyoruz. İnsanların burnunu da yıkamasını istemiyoruz de. Her şeyi bilimle, akılla, sevgiyle, ikna ederek, konuşarak halledeceğiz de. Karşında hayvan yok ki insan var. Çok acayip bir üslup. Acımasız olacağız. Sen her yeri hedef haline getirirsin bunu söylersen. Her yer, insan toplanan her yer, metrolar, şunlar, bunlar hepsi tehlike altına girer. Bunu düşünmüyor ya. Orada başbakan, cumhurbaşkanı kim bulursalar getiriyorlar ya. Çoluk çocuk şimdi yeni moda çıktı. Böyle artist gibi olan, eli yüzü düzgün böyle gariban genç kızlar, gariban delikanlılar oluyor bazen. Onlar öyle tiplere çok hayran oluyorlar. Böyle Clark Gable gibi saçlar taranmış, dişleri falan parlıyor, yandan gülüş atıyor falan. Tam diyor aradığımız lider buydu. Sanki film setinde. Ya kardeşim aklı başında böyle kültürü, görgüsü gelişmiş, tecrübesi gelişmiş adam bul. Artistten senin ne işin var? Yeni moda artist modası. Habire orada burada nerede artist varsa böyle koşarak pop sanatçılar gibi merdivenlerden çıkıyor, elini açarak aşağılara koşuyor. Millet alkışlıyor, kafasına konfetiler. Biraz sonra sanki darbukayla sazdan başlayacak yani böyle şarkıcı havasında. Şarkıcı olsan da mı şarkıcıyım de bir saygı duyarız, güzel. Ama ne alaka? Buna gerekli ülkeleri batırıyorlar. Bir kısmı. Hepsi için demeyeyim. Bazı garibanlar da böyle tiplere çok acayip hayranlar. Mesela Yunanistan'ı batırdı adam. Bir türlü bırakmıyorlar adamı. Adam bir çıkıyor, alkışlıyor böyle sanatçı çıkmış gibi. Yeniden o duygusal moda giriyor. Sürünsek de seni destekleyeceğiz falan. Dinliyorum. Fransa'da 100 kişinin rehin alıp öldürüldüğü konser salonundan kurtulan kişiler, saldırganların ellerinde büyük silahlar olan iki kişi olduğunu ve rastgele etrafa ateş açtıklarını söylediler. İnsanlar kaçmaya çalışırlarken birçoğu bu ateş sonucunda hayatını kaybetmiş. Son anda kaçanlar sahne tarafında bir kapıdan girerek ve çatıya çıkarak kaçmışlar. Bir kısmı ölü taklidi yaparak kurtulmuş. Binanın çevresinde oturan Fransızlar kaçanları evlerine alarak saklamışlar. Birçok kişi bu şekilde kurtulmuş. İyi bak iki kişi bile böyle bir eylem yapabiliyorsa, yani iki kişi de dünya ayağa kalkıyorsa, demek ki çok kapsamlı eylem yapılabilir. Bu ortaya çıkıyor. Bunu da biz şiddeti daha da artıracağız dersen, çok acayip bir lav olur. O vatandaş o sözü düzeltsin. Yani ben boş bulundum, o olayın heyecanıyla böyle söyledim. Tabii ki şiddete karşıyım, dehşete karşıyım. Sevgiyi arıyorum, barışı arıyorum, kardeşliği arıyorum. İlimle, irfanla
yanlış yolda olan insanı düzelteceğiz diyecek. İnşallah. Öyle olmaz. 10 Ocak'ta sizin bir konuşmanız var yine bu programda. Avrupa'da sevgisizlik olursa böyle terör eylemleri artabilir. Özellikle 2015'in sonlarında Fransa ve Avrupa'da şiddet eylemleri olabilir, kan akabilir diyorsunuz hocam. Evet. Bak Allah söyletiyor yani. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, DAEŞ'in günlerinin sayılı olduğunu, ondan yakında kurtulmanın mümkün olacağını söyledi. Paris saldırılarının ve son yaşanan başkaca terör eylemlerinin dünyanın bir çeşit orta çağ ve imha edip kaos çıkarmaya çalışan modern faşizm yaşadığını gösterdiğini belirtti. Bu insanlara söyleyebileceğimiz tek şey, yaptıkları bizim kararlılığımızı pekiştiriyor. Hepimiz karşılık vereceğiz, dedi. Öyle olsa kan gövdeyi götürür. Tabii. Böyle olmaz. Yani daha fazla iltihak olur işi de. Evet. Yani en ılımlı gruplar bile, ılımlı bilen gruplar bile işi de iltihak ederler. Yani milyonlarca askeri olan bir şiddet grubu oluşur. Böyle olmaz. Yanlış yapıyorlar. Yani anlamazdan gelmesin. Yani bu işin çözümü, bu konunun çözümü Mehdi ve İsa Mesih'tir. İnşallah. Seyyidina İsa Mesih ve İmam Mehdi. Bu iki zatı arasınlar. İnşallah. Ve sevgi, barış, kardeşlik. Bunun dışında olmaz. İnşallah. Böyle bir, ya kardeşim, bu etki tepkidir. Mesela bir demir parçasını tavandan sarkıtalım. Sen ona bütün gücünden vur. O şöyle bir gider. Bir sefer bir de gelir, sana yeniden vurur. Bir daha vur, yine geri gider. Yine gelir, sana vurur. Şiddet böyle bir olaydır. Yani sen adamın anasını, bacısını darmadağına edersen, havadan bombalarsan, anasına, bacısına gözünün önünde tecavüz edersen, erkek çocukların üst üste yığarsan çırılçıplak, adam bunu unutmaz. Ve dehşet ortam meydana gelir. Bütün İslam alemini kana boğarsın. Hristiyan alemini kana boğarsın. Allah size gelsin. Dünyayı birbirine katarsın. Yani şiddet ve dehşetle bu işler olmaz. Aklı selimle, İnşallah. Halimlikle, Hazreti İbrahim'in yöntemleriyle olur. İnşallah. Cenab-ı Allah ne diyor Hazreti İbrahim için? O halim bir kuldu. Evet, inşallah. Ne Musevi, ne Hristiyan'dı diyor, ne Yahudi'ydi. Değil mi? O hanif bir Müslüman'dı diyor, mümindi. Maşallah. Hanif, İslam dininin modern anlayışı, sevgi anlayışı, barış, kardeşlik anlayışıyla çözülür. İnşallah. Şefkatle, halimlikle yaklaş. İnşallah. Koruyucu ol. Bir anda durur terör. Teröre sen şiddet uyguladıkça terörün en çok ihtiyacı olan şey şiddettir. Yani bütün şiddet gruplarında şiddet grubunun güçlenmesi için en elzem olan şey karşı tarafın şiddet kullanmasıdır. Ki o haklılığı oluşturmak için bunu arar. Yani çünkü diyecek ki bak görüyorsun. Bu hayat mevat meselesi. Canımıza kastediyorlar. Ne yapmak lazım? Bunları berhava etmek lazım. Nasıl öyle? Her imkanına bunları öldüreceksin diyecektir. Ama sen sürekli barıştan, kardeşlikten, sevgiden bahsedersen, karşı taraf ne desin? Nasıl bir bahane bulsun? Ne diyecek? Böyle bir uslup olmaz. Aklı selimle hareket etmeye lazım. Çok yanlış. Tank, tüfek, top, ona güveniyorlar. Onların hiçbiri etkili olmaz. Hollanda'nın açıklamasından sonra IŞİD'in yaptığı açıklamada artık markete bile huzur içinde gidemeyeceksiniz diye açıklama yapmışlar. İyi bak, her yeri tehlike alanı haline getirmiş oluyorlar. Siz daha sonra önce söylemiştiniz, bütün bu ülkelere PKK'ya destek veriyorsunuz dediniz, silah veriyorsunuz. Sonra siz aynı şey sizin başınıza gelir demiştiniz. Aynı şekilde oluyor iş. Tabii ben Fransa'yı defalarca uyardım. Bak, şiddeti teşvik etme. Şiddet yanlarına silah veriyorsun. Evet, evet. Ya kardeşim sarayda ağırlıyor. Evet. PKK'lı teröristler sarayda ağırlıyor. İşte bak. Karşılaştığın olay ne? Terör. Sen teröriste böyle destek verirsen, terör seni sarar. Şiddet seni sarar. Amerika olsun, Fransa olsun, Fransız pilotları uçak gemisinde şampanya içiyorlar, pilotlar. Hedef göstertiliyor ve birine çak işareti yapıyorlar. Uçaklara biniyorlar, gidip bombalıyorlar Müslümanları. Çocuklar paramparça oluyor, milletin eli yüzü yırtılıyor, yanıyorlar.
Sen gidiyorsun havadan evinin içinde oturan yaşlı anneleri, babaları, kadınları, çocukları napalm bombasıyla yakıyorsun. Evet. Yahut misket bombasıyla paramparça ediyorsun. Evet. Ve bahanen de diyorsun ki IŞİD'i vuruyorum. Ya orada IŞİD'de olduğunu nereden biliyorsun sen havadan? Evet. 3000 metreden, 5000 metre havadan senin bulunduğun yerde IŞİD'li olduğunu nereden biliyorsun sen? Atıyorsun. Evet. IŞİD de orada durur mu? Evin içinde soğuktan barınan yaşlılar oluyor. Anneanneler, dedeler, halktan insanlar oluyor. Fırın önünde ekmek kuyruğu oluyor, kalabalık. PKK bildiriyor, diyor ki teröristler şu bölgeye toplandı. PKK bildiriyor telsizle. Ekmek almaya geliyorlar. Fırın önüne doluşmuşlar. Havadan napalmla vuruyorlar. Bu ne? Terör ve şiddet. Veyahut hastaneleri mesela seyir hastane oluşturuyorlar. Orayı hedef olarak gösteriyor PKK. Telsizle. Ve bütün köylüleri, halkı orada tehdit ediyorlar. Evet. Sıradan. Genel olarak Batılıların Paris'teki saldırı gibi Müslümanlara falan yapılan saldırı için bazı eleştiriler var. Şiddeti Darwin eğitimle açıklıyorsunuz ama bu şiddeti Müslümanların kendisi yapıyor ve Darwinist değiller diyor. Ama bu Darwinist eğitim konusu ta İbn Miske ve Vehdelerden başlamış. Yani İslam alemi hep Darwinist yetiştirildi. Yani bu modern alimler, yeni alimler, efendim yani 100 yıl önceki alimlerin de büyük bir bölümü Darwinist'ti. Dolayısıyla yani Darwinist yetiştirilmediler diye bir konu yok, Darwinistler. Yani ana felsefe ve köken okullarda da Darwinist eğitiliyorlar. O kalplerinde müthiş bir tahribat ve sevgisizlik meydana getiriyor. Yani şiddet eğilimi ve ölüme yatkınlık meydana getiriyor. Yani insanları diriltme, canlandırma, yaşatma değil de bir an önce kendini de öldürme, insanları da öldürme eğilimi meydana getiriyor. Darwinizmin insanlara sunduğu bela budur. Hangi İslam ülkesinde Darwinist eğitim yok? Diyor ki karşı diyor. Irak, Suriye, en koyu Darwinizmin uygulandığı ülkeler, Fas, Tunus, Cezayir. İran'a kaç defa uyarı gönderdik bu konu, kaç defa da burada sohbetlerde anlattık. Müzelerde Darwinist propaganda yapılıyor diye. Yani İran şeriat devleti diyorlar ama koyu Darwinistler İran. Söylüyorsunuz, bazı Müslüman gruplar Kur'an dışı kaynakları referans alarak da hareket edebiliyorlar. Bu yüzden şiddete yönelebiliyorlar diye sık sık hatırlatıyorsunuz. Hem ruhu boşalmış bir insan, çünkü Allah korkusu, Allah sevgisini Darwinizm yok ediyor. Din artık bir kulüp gibi, felsefe gibi oluyor onlar için. Yani Müslümanım diyor ama Müslümanlığın temel özelliğindir Allah'a derin iman. Allah'ı çok coşkuyla sevme. Baktığımızda bu tip insanlarda bunu göremiyoruz. Yani derin bir iman olmuyor. Çünkü derin bir iman olması için iman hakikatlerini bilmesi lazım. Bilimsel araştırma yapması lazım. Kur'an mucizelerini bilmesi lazım. Her şeyi araştırması lazım. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak bilim adamları Allah'tan korkarlar diyor. Hakkıyla. Gerçek anlamda korkarlar diyor. Demek ki bilim önemli. Araştırma önemli. Ama sen militan gibi yetiştirirsen ya adam kendini öldürür. Yani bir kulüp halinde yetiştirirsen. Mesela PKK'lılardan intihar bombacısı çıkar mı? Hepsi intihar bombacısı. Tamam. Katil çıkar mı? Hepsi katil. Bu bir moda bu. Yani Stalinist, Marksist kafa İslam alemini de böyle yetiştirdi. Yani aynı onların yöntemlerini kullanıyorlar. Evet. Şiddet, dehşet, iman zafiyeti, hepsinde aynı ortak. Ve Darwinizmin meydana getirdiği bir felaket bu.